bolluk, bereket, eril, dişil alanlarımızda bu kavramlarla ilgili bütün negatif blokajlarımızdan, bütün kök inançlarımızdan şifalanmamıza niyet olsun. Çünkü farkındalık şifadır. Böyle uykusuzluk gibi şikayetlerimiz, yani hem fiziksel hem bedensel hem zihinsel olarak daha fazla şikayet halinde olabiliriz. Eğer dengeyi kaçırdıysak. Geçmişinle barışık değilseniz eğer yine para size gelmeyebilir. Zengin olmak istiyorum diyor. Aslında istemiyor. Korku var orada. Zengin olursam işte değişirim. Mesela ne kadar çok harcama yaptığınızda paranız daha çok gelir. Yani niyet yani sadece kendimiz için de değil, başkaları için de çok güzel çalışan bir şey. Yani böyle kolay, güvenli bir anahtar var elimizde. Merhaba güzel canım, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Merhaba, nasılsın? Çok şükür. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, İyiyim, dahil iyiyim, oldum. iyiyim. Heyecanlıyım Çok bugün. çok güzel görünüyorsun. Her zamanki gibi harikasın, enerjin böyle aktı, aktı, aktı. İyi ki varsın güzelliğim ya. Allah Çok razı iyi olsun. geldin. Enerjin daha şimdiden başlamadan çok iyi geldi. Harika görünüyorsun. Soft böyle renklerde, enerjinde, gülüşünde böyle inanılmaz uyumlu. Teşekkür ederim. Evet. Bugün yine öyle güzel bir konu seçmişsin ki şimdi baktığımda çok ihtiyacımız var. Kıtlığı bırakmaya, bolluk bilincine geçmeye ve biz kıtlığı sadece para zannediyoruz. Aslında kıtlık deyince bunun içine şifada kıtlık, aşkta kıtlık, ilişkilerde kıtlık, her şeyi dahil edebiliriz herhalde, değil mi? Evet, Yani her şeyde. kıtlık bilinci ve biz Anadolu insanı, Anadolu halkı genel olarak fark etmeden, bilmeden çok uzun yıllar bunun üzerinde çalışmış olmama rağmen hala bazen bakıyorum ki yani bu hafta böyle hadi bakalım yaz temizliği yapalım dedik. Dip köşe ellemeye başladık, dokunmaya başladık. Aa, şoktayım. Yani şoktayım. Neden insanlar, yani kendimden bahsediyorum. Çok böyle hoş hediye gelmiş bana. Kutusuna, ambalajına bayılmışım. Saklamışım. Aa nasıl ya? Nasıl? Böyle bir poşet dolusu salı günü onları şeye bıraktım. Yani dönüşüme bıraktım. Neden kutulara insan saklar? Evet, hoşuma gitmiş, anıları olmuş, çocuk çoluk yakın dostum vermiş hediyeyi. Kutusunu niye saklamışım? Buyur bir taneciğim, sendeyiz. Canan İşte Nagihan'cığım, sendeyiz. onları kullanmadığımız en az 2 yıl böyle hatta lazım olur dediğimiz şeyin bile aslında enerji kodluyoruz. Ben ona, o bana lazım olsun. Gerek yok. Yani güvenmeyi öğreneceğiz aslında. Yani yaşam, biz ne ihtiyacımız varsa bize Allah veriyor zaten. Her an veriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman istif etmemek lazım, biriktirmemek lazım. Evet, bağ kuruyoruz, ünsiyet kuruyoruz ama yaşama güvenmek, ana akışa güvenmek, o an geleceğine ihtiyaç duyarsam zaten gelecek. Bir de biz kenara koyuyoruz bu lazım olur dediğin şey. Lazım olduğunda da bulamıyoruz onu. Yeniden alıyoruz. O 2 tane oluyor. Gerek yok. Müthiş. O yüzden benim ihtiyacı Harikasın. olana. Lazım olur diye kenara koyduğumuz hiçbir şeyi bulamıyoruz. Yani. Harikasın. Evet. Ben sendeyim. Dinlemeye çekiliyorum yine. Böyle birazcık önümüzdeki hafta bizim bir eğitimimiz olacak, atölyemiz olacak. Biraz ona gelemeyenler için özellikle böyle biraz daha mini atölye tadında bir çalışma hazırladım. İnşallah katkısı sonsuz olsun şimdiden. Hatta niyetim budur ki bu sohbet bolluk, bereket, eril, dişil alanlarımızda bu kavramlarla ilgili bütün negatif blokajlarımızdan, bütün kök inançlarımızdan şifalanmamıza niyet olsun. Çünkü farkındalık şifadır. Biz sohbet esnasında "Aa evet bu bende var" dediğimiz anda şifa başlamış oluyor zaten. Yakalamış oluyorsunuz çünkü oradaki mesajı. Artık onun devamına gerek yok sizin hayatınızda. Çünkü her şey bir mesaj. Her şey bize bir şey anlatıyor. Evet, ben yine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyorum. Şüphesiz senin bildirdiklerinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Alim olan sensin Allah'ım.
İdrakımızı aç, algımızı aç, hak edişimizi arttır. Bu sohbeti bizim şifamıza vesile kılmanı diliyoruz Amin. inşallah. Amin Bizi inşallah. hem bu dünyada hem ahir dünyada ilmen, ahlaken, maddeten ve manen ile süslediğin kullarından eyle bizi, cümlemizi. Amin. Amin. Evet, şimdi alem zıtlık ve dualite gibi dursa da aslında tekliğe bir yolculuk var burada, değil mi? Biz aslında ikilikten yani bütün zıtlıkları bir etmeye çabalıyoruz. Şimdi kainat muazzam bir denge üzerine kurulu. Kainat eşittir insan, o da eşittir Kur'an diyebiliriz, değil mi? Yani okumamız gereken aslında üç tane ana başlık var. Biri insan, biri Kur'an, biri alem. Üçünün ortak noktasına baktığınız zaman bize anne babamızdan meydana geliyoruz. Yani insan bir eril bir dişilden meydana geliyor. Aleme baktığınızda da yine aynı şekilde Rahman ve Rahim'den meydana geliyor. Keza Kur'an-ı Kerim de yine Besmele ile meydana geliyor. Zariyat suresi 49. ayette Allahu Teala buyuruyor ki biz her şeyi çift çift yarattık. Ya buraya bir dikkat edin mesela. İnsanı demiyor. Canlıyı demiyor. Her şeyi diyor. Her şeyi çift çift. Ne demek bu? Bir eril bir dişilden. Yani yaratılmış nesneler dahi eril dişil prensiplere sahip diyebiliriz. Şimdi burayı biz doğru kavrayabilirsek eğer, enerji boyutunu doğru kavrayabilirsek, kainattaki yasayı doğru idrak edebilirsek her şey o kadar kolay ki. Zorlaştıran insan oluyor bu noktada. Evet, şimdi madde dediğimiz mananın aslında vücut bulmuş hali. Yani bu kalemden maksat nedir? Yazmak. Kalem onun vücut bulmuş hali. Ben yazma aracı olarak kullanıyorum kalemi. İnsan da böyle. Yaratılmış her şey böyle. Kainata baktığınızda aslında her şey bir sembol. Her şey. Para da bir sembol haliyle. Oraya geleceğim biraz sonra. Hatta her varlığı ikiye bölüm böyle. Bunun bile bir eril bir dişi tarafı var. Şimdi tek başınayken de bir eril bir dişi tarafı var. Mıknatıs gibi kutupları var. Yani hani hiçbir tanesi birbirinden üstün değil, birbirinden daha iyi değil. İhtiyaç bir yerde bir eril enerji varsa orada mutlaka bir dişil enerji de vardır diyebiliriz. İkisi birbirinin bir kabı dolduran, birbirini tamamlayan bir varlıktır. Biri azalırsa diğeri o boşluğu doldurmak için daha fazla enerji sarf eder. Hatta o yüzden hep derim ben hani dişil enerji yükseltme diye bir şey yok. Ya yani bir şey yükseltmek diye bir şey yok. Zaten kapasitesi belli. Biz geri çektiğimizde alan yok. Çünkü alan bu kadar zaten. Bunun için dolduracak enerji belli. Ben o zaman erilimi geri çekeceğim ki dişilim yükselsin benim. Burayı da aklınızda bulunsun. Şimdi denge dediğimiz şey, kainat denge üzerine kurulu diyoruz. Hep denge dediğimiz şey eşitlik değildir. Denge terazinin iki kefesi gibidir. Biri yıkı çıkarsa biri inebilir. Ama bizim istediğimiz burada orta halde olmak. Yani aşırılıklardan kaçarak sadece ortaya gelebilmek. Dengeyi kaçırdığımızda hayatımızda bütün enerji sistemimiz bozulmaya başlıyor. Buna çakraları da dahil edebilirsiniz. Bedenimizdeki enerji noktalarını dahil edebilirsiniz. Ve kendi içerimizde eril dişi noktamızı da dahil edebiliriz. Şimdi biz kendi içerimizde dengeyi kuramadığımızda dışarıda bu dengeyi kurmak üzere bize dış uyaranlar gelmeye başlıyor. Yani fazla dişil bir kadınsanız fazla eril bir erkek geliyor. Çünkü erile ihtiyacımız var ve bizde yok. Dışarıdan gelen bunu getiriyor bize. Neye ihtiyacımız varsa aslında onu getiriyor yaşam bize. Yani biz almayı seçenle vermeyi seçen buluşuyor diyebiliriz. Sistem o kadar güzel işliyor ki. Muhteşem. Yani Çok çok fazla dişilde olan bir dişil isek eril yanı çok yüksek olan birisi geliyor. Çünkü şey gibi değil mi? 100 puan üzerinden işte neyse çok 70 puanlık bir dişillik varsa 70 puanlık da eril geliyor diyorsun. evet. Çünkü diyor ki 100 puan dişil. üzerinden olmadı o. Yani ben kaçsam şeyde o Evet. geliyor yani Evet tamam. evet. Ben 70 puan erilsem dişil olmam gerekiyor benim 70. Ama erilim diyelim. Tersineysem yani. Erilsem ne oluyor? Bana %70'li bir dişil enerjili bir erkek geliyor. Bunu tamamlamasın için. Çünkü benim bir Vay dişil canına. enerjiye ihtiyacım var. Bunu ben kendi içinde sağlayamadığımda dışarıdan bana geliyor bu. Sonra da şikayet ediyorum ben ondan. Aslında dediğim de oluyor. Evet. Çünkü enerji tamamlanmak üzere hep çalışıyor. Ama bizim buraya geliş amacımız
birileri tamamlamak ya da birilerinin bizi tamamlaması değil. Biz kendi içimizde dengeyi kurmaya ve tamamlanmaya geldik. Kimse bizim eksik yanımızı tamamlayamaz. Ama dışarıdan geliyor yine, muazzam bir merhamet var orada. Ben içimde bunu sağlayamadım, dışarıdan gelmesinin sebebi de yine denge sağlamak aslında. Yaşam devam etmez yoksa. Dengeyi ben içeride sağlayamadığımda acı çekiyorum dışarıda olunca. Bunu neden görüyorum? Bak burayı düzelt diyor bana. Karşınıza çıkan insanlar tesadüf değil. Hiçbirisi. Yaşam o kadar güzel ki ne ihtiyacımız varsa aslında onu getiriyor bize. Hem de yani bazen mesela örnek veriyorum. Çok konuşan birisi geldi karşınıza. Diyor ki biraz konuş. Siz konuşmuyorsanız biraz konuş diyor. Ya ne kadar sessiz bir insan diyorsunuz. Siz de çok konuşuyorsunuz diyelim. O zaman diyor ki biraz sus. Yani onu bile tesadüf getirmiyor aslında. Her anlamda aslında denge. Biz burada odaklanmamız gereken yer karşı taraf değil, kendi iç dünyamız olması gerekiyor. Dışarısı sadece bir ayna. Onlara bakıp göreceğim, diyeceğim ki tamam buna ihtiyacım varmış, şimdi bunu okumam gerekiyormuş. Ama okumayı bilmediğimiz zaman acı çekiyoruz. Bildiğimizde yer almadan yol almaya devam ediyoruz inşallah. Burada kendinize de bir bakın mesela aşırılıklarım neler? Nerede daha fazla şey yapıyorum hani fazlalık var. Neyse zıttını kendinize yaparsanız da dengeye gelirsiniz. Yani orada öğretmek lazım insana. İşte dediğim gibi hani çok konuşuyorsanız, çok hareket halindeyseniz biraz durun. Çok fazla uzun zamandır duruyorsanız biraz harekete geçin. Gibi böyle kendinize zıtlıklarınızı dengeleyecek tam tersi eylemler yapmaya başlayın. Hazreti Musa çok fazla celalliymiş. Peygamber Efendimiz de tam tersi çok fazla mülayim. Allah-u Teala ona ya Muhammed sözünü biraz yükselt ya Musa biraz sözünü alçalt dermiş. Yani hani neden? Çünkü onun ona ihtiyacı var. Tersine denge o dengede olabilmemiz için. Değilsek neler olur? Küçük biraz buraya değineceğim. Kendimizden gittikçe uzaklaşmaya başlarız. Daha çok dışarıya meyletmeye başlarız. İçeride çatışmalar arttığı için biraz bunu görmek istemediğimiz için dışarıya yöneliriz ve dışarıda da ilişkilerimizde bu çatışma halini yaşamaya başlarız. Yaşamdan lezzet almamaya başlarız. Bir şey yapmak istemez canımız, enerjimiz olmaz, ağrılarımız artar, böyle yorgunluklarımız çoğalır, daha fazla yoruluruz. Böyle uykusuzluk gibi şikayetlerimiz yani hem fiziksel hem bedensel hem zihinsel olarak daha fazla şikayet halinde olabiliriz eğer dengeyi kaçırdıysak. Yani bunlardan birkaçına sahipseniz bir bakın bakalım ben nerede dengeyi kaçırdım diyebilirsiniz. Konsantrasyon bozukluğu keza. Birçok hastalığın sebebi aslında önce enerji alanında çıkıyor, daha sonra fizik alanında meydana geliyor. Yani ben enerji bedenimde bir rahatsızlık olmadan bu bedenimde sıkıntı yaşamıyorum. O zaman ben aynı şekilde enerji alanımda da şifalanma yaşarsam bu bedenimde de sağlıklı bir formda yaşayabilirim. Dengede olursak ne olur peki? Tam tersi çok az çabayla çok güzel şeyler yapmaya başlarız. Daha mutlu oluruz. Yaşamdan lezzet alırız. Yaptığımız her şeyin keyfine varabiliriz. Karmaşıklık artık yerini çok sade ve düzene bırakmıştır. Zihniniz berrak ve nettir. Ne yaptığınızdan eminsinizdir. Ne istediğinizden eminsinizdir. Tam tersi yani her şey bir düzen ve denge içerisindedir. Kainattaki gibi bakın mesela bugün kainatta denge kendini şaşsa nasıl olur? Yaşam olabilir mi? Güneş bir milim yaklaşsa düşünemiyoruz bile. Aynı işte o da bir denge. Tam olması gereken yerde, doğması gereken yerde doğuyor. Her şey yerinde. Onları da sembolik okuduğumda benim aklımı temsil ediyor güneş. Benim madde alemimi temsil ediyor. Ay benim duygularımı temsil ediyor. O da bir denge içerisinde olmalı. Yani ben gündüz gece yapacağım işleri yaparsam, gece de gündüz yapacağım işleri yaparsam verim alamam. Evet. Bu enerjileri de doğru tanımlarsam yine kendime de bunu güzel bir şekilde yansıtabilirim. Şimdi bütün bunların parayla ilgisini ekleyebilirsiniz. Bekliyoruz yavaş yavaş. Şimdi Bekliyoruz. her şey enerji dedik değil mi? Her şey enerji. Yani siz bir enerjisiniz. Yaşamdaki her şey bir enerji. Olacak olduğumuz her şey de yine bir enerji ve para da bir enerji. Ve kimseye ait bir şey değil. Tıpkı sevgi gibi. Nasıl ki sevgi kainatta birine ait bir şey mi? Bir vücudu var mı? Yok.
Parayı bizim ayrı görmemizin sebebi vücudu olduğunu düşünmemiz. Oysa ki artık o bile yok, değil mi? Bankada dijital bir sayıdan ibaret oldu artık paralar. Dolayısıyla sevgiyi ne kadar hissedersen yaşamında o kadar çok sevgi dolu hissederiz. Parayı da aynı şekilde ne kadar çok hissedersek enerjisini o kadar çok hayatımızda olabilir. Peki paranın enerjisini hissetmek nasıl bir şey dersek de burada ne dedik? Her şeyin bir enerjisi var ve esma potansiyeli var. Paranın da esma potansiyeli rahim enerjisidir. Direkt rahim enerjisi çalışır. Baktığınızda kainatta madde olan her şey aslında dişil enerji gibidir. Erkek manayı temsil eder, kadın maddeyi temsil eder. Ve burada geçmiş mesela dişil enerjidir. Geçmişinle barışık değilseniz eğer yine para size gelmeyebilir. Annenizle ilişkiniz çok önemli. Çünkü direkt dişil enerji. Anne ile bu noktada kesinlikle hem yani illa yaşıyor olması gerekmiyor. İlla barışma noktasında onunla fiziki olarak barışmaktan bahsetmiyorum ama içinizdeki anne alanıyla şifalanmanız gerekiyor. Bu sizi etkiliyor çünkü fazlasıyla. Bereket de babamızla alakalıdır. Yine aynı şekilde babamızla ilişkimiz eğer biz kazanıyoruzdur ama geliyor ve gidiyorsa direkt o zaman babamızla ilişkimize bakacağız. Ve oradaki enerji akışının da doğru akmasını sağlayacağız inşallah. İçinizde olmayan hiçbir şey aslında bize yaşamda gelmiyor. Ne dedik? İnsan dürülmüş kainattır. Kainatın numunesi insan. Şimdi o zaman beni açtığında ben kainatın küçültülmüş haliyim ya. O zaman para bende. Açık halimde. Para bende. Enerji bende. Her şey bende. Sevgi de bende. Benim dışarıda bir yerde aramama gerek var mı o zaman bunu? Yok. O zaman diyeceğiz ki ben kendi içimdeki bunu kullanmaya niyet ediyorum. Yani onu bir fark etmemiz lazım. Benden ayrı değil. Para benden ayrı değil. Sevgi benden ayrı bir kavram değil. Her şey benim içimde. Yani ben her şeyin içinde gibi dursam da aslında her şey benim içimde. Tam tersi. Burayı biraz hızlı geçiyoruz tabii. Burası sohbet olduğu için hızlı hızlı geçeceğiz. Ama burayı bir durun düşünün lütfen. Yani ezbere söylüyoruz insan dürülmüş kainat ya da kainat insan aynıdır. İşte alemin numunesidir insan. Ne demek bu mesela? Numune ne demek? Bir kan almaya gidiyorsunuz. Örnek numune kan veriyorsunuz. Bir küçücük damlaya bakarak senin bedenindeki bütün arazları görebiliyor. Aynı öyle işte. Yaşamda da ben kendime bakarak kainatı okuyabilirim. Kainata yetemediğim yer, kendime göremediğim yerlerde de kainata bakıp tam tersi kendim okuyabilirim. Mesele işte insanın aslında işte o oku emrini yerine getirmesi. İlk emir oku. Yani okuyacağım, göreceğim, fark edeceğim. Sonra da zaten gerçekten okumayı başardığımda Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasını edeceğim. Diyeceğim ki La ilahe illente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Şüphesiz ben kendi nefsine zulmedenlerden oldum. Neyi idrak etti orada? Ya bunu Allah bana vermedi. Ben seçmişim. Fakirliği ben mi seçtim? Evet sen seçtin. Sadece bunu bilmiyorsun. Fakirlik bir seçim. Kıtlık bir seçim. Yokluk bir seçim. Yani hepsi baktığınızda kökün açlarına indiğinizde muazzam şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani oradan besleniyoruz bile. Beslenenlerimiz de var. Yani bunu atölyelerde de çok net görüyoruz. Yani kökün açlarının ortaya çıkarılıp şifalanması noktasında birçok yöntem var. Mesela bunları yazabilirsiniz. Kök inançlarınızı tespit etmek için yazabilirsiniz. Kas testi yapabilirsiniz. Siz sanıyorsunuz ki zihinde örnek veriyorum. Zengin olmak istiyorum diyor. Aslında istemiyor. Korku var orada. Zengin olursam işte değişirim. Zengin olursam bozulurum. O zaman ne çalışıyor orada? Senin isteğin çalışmıyor ki. Korku çalışıyor orada. Olması imkanı yok. Bunları fark etmeniz lazım. Ve fark etmek şifadır zaten. İnsan gerçekten kendini yeterince tanımış bir insan ulaşamayacağı hiçbir şey yok. O kainatta sende çünkü o zaten. Sağlıklı bir insanın nefes alması ne kadar kolaysa o kadar diyorum. Sağlıklı bir nefes almak gibidir para kazanmak. Aynı şey. O da enerji, o da enerji. Bizim meselemiz o nefesi tutmuyorsunuz değil mi? Alıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Çünkü şüpheniz yok bir sonraki nefesi alacağınızdan. Para için yani şey düşünmüyoruz. Gelince tutmak Çok güzel. istiyorum. Çok güzel. Nefesi tutmuyoruz. Yani nefesi veriyoruz, eminiz çünkü bir daha alacağımızdan ya da zannediyoruz. Evet. Kainatta ucuz dediğiniz
şeyler neler mesela? En ucuz şey. Hava. Ama çok kıymetli. Ve çok bol. Hava bedava, su bedava Cem Karaca'nın şeyi vardı. Orhan Veli'nin Evet. bir şiiridir. Evet. Sadece hava bedava galiba şimdilik. Kemsreyliler havaları da halledecek. Yakında havada satacaklar herhalde. Su bedava değil tabii ki. Evet. Dağda o da bedava. Evet. Yani yerinde, kaynağında o da bedava. Evet. Onu metalaştıran şey insan. O da bedava. Yani yaşamda her şey Hakikaten aslında. suya bile artık para vermek ilahi sistemi biraz ters bence. Evet. Öyle, öyle doğru öyle. İşte baktığınızda kainatı şöyle bir sofra gibi, yeryüzü sofra gibi. Allah tarladan her şeyi bize Aynı çıkartıyor. Ağaçlardan bir de insanlık. aynısını düşündüm biliyor musun şu anda Nagihan canım? Yani aslında hakikaten çiti etrafına gelip de burası da benim mülküm diyen ilk insan der Thomas More, Ütopya'da. İlk aslında o insan yanlıştı. Birisi çiti gerdi ve burası benim, bana ait dedi. Ve diğerleri de hayır burası senin değil. Hepimizin deseydi bugün artık ne bu sınırlar olurdu, ne bu toprak kavgası olurdu, ne savaşlar olurdu. Oysa ki Allah'ın verdiği hiç ekmeden, biçmeden otu çöpü dağdan toplayıp yetişmiş ağaçlardan yese bu insanoğlu 30 milyar insan hiçbir şey yetiştirmeden yaşayabilir der Antony Gramsci'de. Yani bunlar sosyologlar. Evet. Aslında biz sisteme aykırı davrandık. İnsanoğlu hırslandı. Son 200 milyon yıldır dünya gezegeninde kaç trilyon yıllık dünya gezegenini mahvettik. Devam güzel canım. Yani biraz işte kendi yaşamımızda gerçekten gerçek isteklerimizi oluşturduktan sonra kendi engellerimiz. Yani aslında geçen de bunu söylemiştim. Kendi isteklerinizle aranızdaki tek engel gerçekten sizsiniz. Zihniniz başka bir şey değil. Yani buraları gördüğünüz zaman neden buna ihtiyaç duydum? Peki bunu neden seçmiş olabilirim? Buradaki fayda ne? Şu an ben bunu nasıl bir faydaya getiriyor bana dediğiniz zaman orada gerçek yüzleşmeniz başlıyor. Muazzam bir şey var. Yani bazen bakıyorum çok ilginç hikayeler çıkıyor bu parasal şeylerde özellikle. Örnek veriyorum iflas etmeyle ilgili. Rahatlama var orada. Bir yerde sevinen de bir hal var. Yorulmuş, bıkmış istemiyor. Ya kim ister iflası? Ama alttaki enerji başka bir şey. Atamıyor üstünden iş yükünü. Ve orada aslında içeride oh be bir diyor bir rahatladım diyen de bir ses var içeride bir yerde. Bizim iç seslerimiz ne diyor? Mesele orada. Benim iç sesim ne diyor? Benim kök inancım dediğim şey işte bu. Yani biz zihinden ibaret sayıyoruz değil. Sen zihin değilsin yani. Zihin sadece çalışan bir mekanizma kalp gibi. Ama asıl olan istekleri belirlemek gerekiyor. Şimdi kainatta her şey ucuz. Her şey nefes gibi. Nefes ucuz, bedava ve bol bol. Bizim bir yanılgımız da Allah o sonsuz hazinesi geniş. Başkasına verince bana da yetmeyecek algısı. O yüzden bir başkası adına istememe gibi de şeyler doğuyor. Oysa ki ne diyor? Kendisi için istediğini komşusu için istemeyen gerçekten iman etmiş olamaz. Mesela dua ediyor musunuz? Allah'ım onu çok zengin kıl. Diyor musunuz? Dememiz lazım. Yani sevdiklerimizi Allah'ım onu zengin kıl. Maddi manevi zengin kıl. Hepimiz için dua ediyorum. Daha çok zengin olsunlar. Benden daha çok zengin olsunlar. Çünkü neden? Sen zaten gerçek kalben bir insan için dua ettiğinde Allah sana daha fazlasını verecek. Edemeyişimizin sebebi de bu işte. Sanki ona çok verirse bana kalmayacak. Hayır sana da kalacak. Hepimize yetecek kadar var. Her şeyden. Paradan maksat ne çünkü burada? Aynı kalemden maksat neyse o. Mesela paraya ne anlam yüklediniz? Bunu da sorayım hazır gelmişken. Bunu atölyede ilk sorun benim bu zaten. Paraya ne diyorsunuz? Yani paraya diyorsanız ki eğer para benim için güçtür. Şunu demiş oluyorsunuz alt metninde. Param olmadığı her an ben güçsüz hissediyorum. Ne oldu? Gücü paraya bağladığımız her an gitti. Oysa ki benim gücüm Allah'tan olmalı. Ben gücümü ondan almalıyım. Evet. Para sadece bana hizmet edecek paraya. Para araç.
Bu kavramları doğru yere koyduğumuzda çok daha düzene girecek inşallah. Peki bu kadar bolluk içinde çok güzel diyorsunuz da bu kadar bolluğun içinde bu kıtlık niye var derseniz işte orada bizim kıtlık bilincimizin altında değersizlik duygumuz var. Bir şeyi hatta böyle mutlu bir eşe, mutlu bir işe sahip olamamızın altındaki temel duygu değersizlik. Önce biz kendi değerimizi fark edeceğiz. Bir kere pahalı kelimesini hayatımızdan çıkarıyoruz. Bugün Evet. itibariyle. Pahalı Evet. demek değerli demektir. Ve bir şey gördüğünüz çok, aa çok pahalı ama dediğiniz anda bilinçaltı okuması diyor ki, ha bu çok değerli, ben değerli değilim olmuş oluyor. Hayır, bu kadar etmez diyebilirsiniz. Bu kadar değerli değil diyebilirsiniz. Ama pahalı demiyoruz artık. Pahalı kelimesini çıkarıyoruz. Paramla Kelimelerin kelimesini o tamamen tamam. çıkarıyoruz. O yani parayı, para hakikaten cebinizde 5 kuruş yokken bile paranın bol olduğu duygusu çok önemli. Para bol, para çok. Yani bunu kesin değiştirmemiz lazım. Oradaki şeyi direnç kırmak lazım. Gelir zaten bol dediğinde. Para enerji ya. 1 lira da para, 1 milyon da para. 1 milyon dolar da para, fark etmiyor. Bakın aynı enerji çalışıyor. Burayı yakaladığınızda enerjisel olarak çağırıyorsunuz. Siz şimdi 1 TL örnek veriyorum, en küçük para önemsemediğiniz zaman paranın enerjisini önemsememiştir. Reddediyorsunuz. Yerde görünce almıyorsunuz 25 kuruş, misal veriyorum, kenara koymuyorsunuz. Düştüğü zaman çantanızdan düştü diyelim, dönüp bakmıyoruz o paraya. Aman zaten küçük parayı da almayayım diyoruz. Değil. Saygı oradaki enerji, ama bakın paraya değil. Enerji aynı Çok çalışıyor çünkü. önemli. Geri itiyorsunuz. Siz Müthiş. neyi geri itiyorsunuz orada? Almakla ilgili. Mesela almayı acizlik olarak görüyor musunuz? Buna da bakın. Bu da çok önemli bir nokta. Almak acizlik midir benim için? Alan, biz zaten hepimiz alanız aslında. Veren bir tek Allah. Yani sana bir başkasından gelen de aslında Allah gönderiyor. O yüzden kula teşekkür, Allah'a şükür. Hiç kimse kendinden veremez. Yani ben de başkasından aldığımı veriyorum. Herkes başkasından aldığını veriyor. Dolayısıyla alma noktasında, alma verme yine bir eril dişil enerji prensipleridir. Alma noktasında da eğer bir ikram geldiyse geri çevirmeyin ve bilin ki Allah'tan geldi, öyle değerlendirin. Çünkü neden? Burada da gizli bir kibir var aslında. Ben verirken birine büyüklük olarak görüyorsam bunu, haliyle alıcı pozisyona geçtiğimde de karşımdaki böyle hisseder diye düşündüğüm için almak istemiyorum. Hayır. Alan da veren de, yani bana bir şekilde bunu sunan da ikram eden de Allah diyeceğim. O yüzden kabule geçmek gerekiyor. Yardımı kabul edin. Bakın alamıyorsanız sevgiyi de alamazsınız. Parayı alamazsanız. Yani böyle yok benim ihtiyacım yok. Hayır. Yani babam bazen sorar, kızım paran var mı? Var ama seninkini istiyorum. Yani var ama ben senden bana para gelmesini isterim yani. Neden istemeyeyim? Yani bu noktada biraz aşmanız lazım burayı. Aşmak lazım. Birçoğumuzun en büyük kritik, ben çünkü kendimi çok zor aşmış bir insanım bu konuda da, Aynen, iyi biliyorum. aynen. Yani İhtiyacın var mı? Değil. İhtiyaç konusu, hayır ihtiyacım yok. Ama senin paranı istiyorum. Özellikle babadan evet, istemek lazım. babadan. Kesinlikle. Evet. Yani ama şey noktasında da işte enerji olarak bakın, ara ara bunu kendinize hatırlatın. Nefes almak vermek nasıl kolaysa böyle kolaysa, ben neden bunu yaşıyorum dediğinizde sahip olmaya çalışıyorsunuz çünkü. Aynı nefesi tutan insan nefes alabilir mi? Bu gelsin aklınıza. Hayır, tutmayacağız. Mesela ne kadar çok harcama yaptığınızda paranız daha çok gelir. Harcama enerjisi. Yani orada aslında siz bir borca girersiniz, para gelir. Ama sonrasında ya ben bunu biriktireyim. Biriktirirken de niyet koymadıysanız, çok ilginçtir mesela ya bu enerjisel olarak. Niyet koymadığınız para başka bir niyet koyanın işine yarar. Enerji ya, bu geziyor. Ve sürekli olarak siz bir kenara boş boş bir para koymayın. Koyduysanız bugün itibariyle bir niyetle onu dönüştürün inşallah. Sağlığım için, konforum için. Mesela kötü gün parası diye de koymayın. Yine o kötü gün gelir, o parayı oraya kullanmak zorunda kalırsınız. O Hangi yüzden niyet koyduysan onu zaten kesinlikle. evet. O yüzden her zaman hayırlı ve güzel işler için niyet edeceğiz inşallah. Sağlığım için, konforum için. Yani sağlıktan kasıt ama şu değil. Tatil Yani için, dünyayı gezmek evet. için, daha konforlu yaşamak için, araba almak için, ev almak için. Yani değil mi? Tatil yap, dünyayı gez. O şekilde para biriktirmek lazım. Evet. Yine kolaylıkla kazanmakla ilgili, hani böyle diyoruz ya,
Diyelim ki bakın inançlarınızı bulmak için. Çok birisi birdenbire aniden zengin oldu. Güzel bir araba aldı. Mesela diyor musunuz orada kesin haram vardır? Diyorsanız eğer bilinçaltı ne diyor biliyor musunuz? Ha, kolay kazanılan para haramdır. Gelir mi kolaylıkla sana bir daha o para? Gelmez. Çünkü senin zihninde para zor kazanılır olması tanımlı. Başkasının zengin insanları takdir etmiyorsanız gelmez. Neyi övdüğünüze bir dikkat edin. Mesela bak kişi sevdiğiyle beraberdir. Ünsiyet beslediğimiz kişilere bir bakın. Fakirlere daha çok seviyoruz. Daha çok acıyoruz onlara. Onları daha çok sevdiğimiz için onlara benzemeye başlıyoruz. İnsan en çok muhatap olduğu insana bırakın hem simayen düşünce olarak sesine kadar benzemeye başlar bir süre sonra. Haliyle onun enerjisine bürünüyorsunuz. Etrafınıza bir bakın mesela arkadaşlarınız, ilişkileriniz yani zenginler mi? Her anlamda, sevgi anlamında, para anlamında. Konforlu yaşıyorlar mı? Helal kazanıyorlar mı? Bir bakın onlara. Eğer çünkü bunu dönüştürebilirsiniz de. Yani öbür türlü sürekli böyle burada da gene gizli bir şey var. Çok böyle fakirlere sevgi beslediğimiz zaman aslında onlardan üstünlük hissediyor insan orada. Onu da boşuna sevmiyor. Çok ilginç bir denklem var orada. Yani yine bir gizli kibir oluyor aslında. Veren sen değilsin. Orada verme noktasını da kişi kendini koymamalı. Sadece sen emaneti teslim ediyorsun. Veren Allah. O insana verecek seni vesile kılmış. Yani orada da haddi aşmamak lazım diye düşünüyorum. Çok önemli bir nokta orası da ama ayrıca bir açılması gereken yer. Yine bir inanç işte para beni bozar dediğimiz noktada para sadece insanın özünü ortaya çıkarır aslında yani kimliğimizi açığa çıkartır. Yani gerçekte nasılsak odur. Para insanı bozmak gibi bir iradesi öyle bir gücü yok yani paraya böyle bir güç yüklemeyelim lütfen. Hani paranın insanı bozmak gibi bir kabiliyeti yok maalesef. Ve şunu da bence yıkmak gerekiyor. Hani Müslüman zengin olmaz. Hayır Müslüman zengin olur. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimizin eşi zamanın en büyük kervansaraylarında ticaret yapan bir kadın da Hazreti Hatice annemiz. Yani belirli bir dönem varlığı yaşadı, belirli bir dönem yokluğu. Yani o bunu seçti. Çünkü örnekti ve her türlüsünü bize göstermesi gerekiyordu. Yani hep hayatı yokluk içinde geçmedi yani. Çok güzel varlık içerisinde geçen bir 15 yılı vardır onlar araştırılsın. Yani Müslüman zengin olur. Zenginliği çok da güzel yaşar, doğru da yaşar. Örnek de olsun, orada da örnek olsun. Her yerde olduğu gibi. Önemli. Evet, Muhteşem. yani. Yani hakikaten Müslümanın hepimizin elinde para olması lazım. Fazla para olması lazım. Başkalarıyla paylaşmak için elimizin cebimizde olması lazım. Elimiz cebimizden çıkmamalı. Yani bu çok büyük bir ferahlık gerçekten. Paylaşmak da gerekir. Paylaşmak gerekir. Yani senin paran ihtiyacı olan birinin parası aslında bana verilmiştir, emanet edilmiştir ona vermek için. Olaya böyle bakmamız lazım. Evet. Evet, şimdi ne demiştik? Anneyle ilişkimiz, parayla ilişkimize, babayla da bereketimize bağlı. Buraları bir bakın mesela. Buralarla ilgili bir şifalandırma çalışması yapın. Bunun dışında ne için istiyorsunuz parayı? Yani biraz daha böyle kendinizi köşeye sıkıştırın. Ben bazen soruyorum böyle olunca. İşte şimdi para gelse ne yapacaksın? Yeri hazır mı? İşte şunu olacak. Ya gelsin bakarız. Hayır, öyle gelmiyor işte. Gelsin bakarız yok. Yerini hazırladın mı? İşte araba alırım, ev alırım. Mesela hangi arabayı alırsın? Baktın mı? Denedin mi? Yok. Evi buldun mu? Hayır. Niye gelsin o enerji sana? Paraya bakın dişil enerji dedik ya. Dişile davranır gibi davranmak lazım. Ne peşinden böyle taparcasına seveceksiniz. Ne de çok böyle yokmuş gibi önemsizleştireceksiniz parayı. Bu önemli. Yani biz dişile davranır gibi davranabilirsiniz paraya. Yerini hazırlayın. Gidin araba mı bakacaksınız? Arabayı bakın, beğenin, taksit. Hiç paranız olmasına gerek yok. Taksit aylık tutarlarına kadar hesaplayın. Bakın görün hemen alan nasıl açılmaya başlayacak. Küçücük küçücük de olsa alanın açıldığını görün. Çünkü zihin ispat istiyor illa. Şimdi iyi hoş söylüyorsunuz da nasıl olacak? Hocam gelen para belli, giden para belli diyor. Ya hayır sen bir niyet et. Sen bir başla, karar ver. O zihnin kalıbını bir yık. Olduracak olan sen değilsin Allah. O zaman bir bakıyorsun başka bir iş teklifi geliyor. İkinci bir iş geliyor. Alan açılıyor. Muazzam şekilde. Yani bunun çok fazla örnekleri var. O yüzden hiçbir şey yapmıyorsanız bakın şunu deneyin. Geliriniz kaç para? Onun bir tık üstüne çıkın. Borçlanın. Bakın nasıl o borcu ödeyecek para gelecek size. Çok da fazla açılmayın ama hani denemek için bir yapın mesela bu ay. %10'unu
%10'unu dengemi arttırın. Çünkü siz enerji olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz kendi geçmiş tecrübelerinizden. Mesela sigara içenler de çok vardı bu duyduğum yani. İşte sigara içiyorum bırakınca şu kadar para. Sigarayı bırakıyor öyle bir para yok ama. Yani para yok, para da gidiyor onunla beraber. Ya da daha güzel bir hayırlı bir örnek vereyim. Şimdi çalışan sayısını azaltacak firma kâra gidecek sözde. Çalışan işten çıkıyor. Yok. Hiçbir şekilde yani o artmıyor öyle bir para. Gelir de gidiyor. O kişiyle beraber o kısmet de gidiyor. İlginç bir şekilde siz birini işe almaya niyet ediyorsanız alın onun gelecektir parası. Siz vermiyorsunuz o insanın maaşını. Rızık Allah'tan dedik ya. Hani nerede iman? O yüzden Muhteşem. güvenerek yapın. Ben birçok şeyde gerçekten muazzam bir şekilde hayat. Mesela eğitime gelecekler. Çok fazla öğrencim var. Bunu yaşayan belki %50'den fazladır. 70 belki vardır yani. Ya gelecek ama durumu mesela tam çok şu an müsait değil. Diyorum ki niyet edin sadece. Allah'ım ben bu ilmi almayı niyet ediyorum. Benden de değil illaki. Yani en hayırlı kapı neresiyse orası olsun. Ben bu ilmi almayı niyet ediyorum. Okumayı öğrenmeyi niyet ediyorum. Sen hayırla, kolaylıkla, güzellikle nasip et. Diyor. Yakın bir zamanda gerçekten olmayan bir parası geliyor. Ya borç verdiği bir para geliyor, unuttuğu bir parası hatırlıyor. Bir şekilde alan açılıyor ve geliyor. Tabii en büyük sıkışıklık Nagihan canım. Ya ben işte devlet memuruyum. Nasıl olacak yani? Belli benim gelen param diyor. Sadece devlet memuru olarak yani bakıyor olaya. Oysa ki perspektifini artırdığında bunu ben de çok yaptım. Hakikaten. Ya ben dedim eczacıyım sadece. Yani nasıl yani? Sonra eczane batıverdi. 10 bin tane kitap, 3 kitabım var. 10 bin tane kitabı bastırdım, parasını verdim, dağıttım. Onun için şu anda kitap bastıramıyorum. Çünkü oradaki enerjiyi bloke ettim. Değersizleştirdim. Yani yılların birikimi kitaplarımı değersizleştirdim. Ben inanıyorum ki 10 kişi okumadı. Derken işte bir sürü şey yapıyorum. Diyorum ki ben eczanede zaten Türkiye'nin en önemli eczacısıyım. En çok kazanan eczacıyım. Deli gibi para kazanıyorum. Sadece eczacılıktan para kazanarak kilitlendim yani. Sonra ne oldu? İnanır mısın? Gözünün önünde canlarımın eczaneyi batırdım. Aa yani sistem o kadar acayip mesajlar veriyor ki bize. Sadece eczacıyım, sadece devlet memuruyum, sadece öğretmenim, sadece şuyum değil. Her yerden para akar, her yerden. Olaya böyle bakmak, onu o zihniyeti kırmak için tabii ki yani kolay bir şey değil. Ben bunu kolay yapamadım. Evet, Evet yani canım. işte kendimizi ünvan olarak da tek bir kimliğe sıkıştırmamak lazım. Ben hepsinden öte bir şeyim. Yani onlar benim sadece bir tane vasfım. Çok daha fazlasıyım. Çok daha fazla bir enerjim var arkada. Her şekilde olur. İşte hani sonsuz olasılık alanı nerede kaldı? Rahim enerjisi sonsuz olasılık alanıdır. Dolayısıyla her şey olabilir. Yani Allah'ın işine karışmayacağız orada. Diyeceğiz ki Allah'ım niyet ediyorum. Bırak. Niyet et. Hiçbir şey bilmiyorsanız bolluk ve bereketimin artmasına niyet ediyorum. Daha fazla o noktada neyse hedefiniz onu niyet cümlesine çevirerek niyet edebilirsiniz. Gerçekten niyetle beraber insanların hayatı dönüşebiliyor. Bu arada kitapla ilgili çok güzel dönüşler aldım ve yani hiçbir şekilde eğitim almamış insanlar Ay bile diyorlar ki şu kitabını gösterir misin lütfen? Valla benden önce söyledin. Yani inanılmaz bir kitap canlar. Başucumda duruyor kitap. Bana da geldi, bana gönderdi canım. Başucumda duruyor. Zaten başucu kitabı, niyet kitabı. Yani önce bir şöyle okumak, ondan sonra da dönüp dönüp bir daha okumak lazım. Yani inanılmaz. Çok özür dilerim. Yoğun bir gün geçirdim. Yanımdaydı. Bir saat öncesine kadar seninle konuştuğumuzda. Evet. Niyet kitabını bir daha göster de onu alsınlar. Bakın bu arada canlar, hakikaten çok pratik bir kitap. Çok pratik. İnanılmaz yani. Çok hızlıca okuyacaksınız. Ondan sonra da dönüp dönüp bakarsınız. bu aslında şey enerjisi çok ilginç geldi kitabın. Yani ben de bu şekilde olacağını bilmiyordum. Şimdi hala imzalı olarak benden sipariş verenlere imzalı gönderiyorum bu arada direkt. Ama Diyaner'den vesaire yayın evinden alanlar direkt oradan gelir. Benden sipariş verirseniz sayfadan imzalı olarak alabilirsiniz hala. Kişi özel niyetli. Orada hani kitabın kapağına da yazmıştım. Neye ihtiyacım var?
diye aç. Cevap içinde. Yani hem kitabın içinde hem senin içinde. Orada ben de niyetleri yazarken hep karşı tarafın hani ismini okuduğumda neye ihtiyacı var dediğimde kalbimde hissettiğim bir duyguyu sadece niyete döküyorum aslında. Ve şunu fark ettim. Yani niyet yani sadece kendimiz için de değil, başkaları için de çok güzel çalışan bir şey. Yani böyle kolay, güvenli bir anahtar var elimizde ve gerçekten zihne düşmeden sadece o niyette yapın bırakın. Üstüne çok düşünmeyin. Zaten zihin cevabı biliyor olsa bugüne kadar onu sağlardı sana. Yani demek ki zihin bilmiyor cevabı. Neyi nasıl yapacağını bilmiyor. O yüzden biz niyette kalalım inşallah daima. Ev almak istiyorsanız da aynı şekilde. Ya ev almak istiyorum değil. Ev almaya niyet ediyorum. Allah'ım hayırla, kolaylıkla, güzellikle nasip et. Bakın, gidin araştırın. Biraz enerjinizi art, yani her şeye bir enerji diyoruz ya. Burayı biraz artırın. O evin enerjisine uyumlanın. Gidin evi bir dolaşın. Enerjiyi biraz daha hissedin. Yaşarsam nasıl olur? Mesela olmuş gibi kabul edin diyoruz ya hep, amin. Yani bu evde yaşarsam nasıl hissederim? Bu arabaya sahip olursam, dileklerim olmuş olsa nasıl hissederim? O hissi tanımlamaya çalışın. Siz o hissi eğer yaşamayı başarırsanız zaten ya çok yakındır gelir yani. Müthiş bir şey. O yüzden yaşamınızda karşılaştığınız şeyler de tesadüf değil. O enerji demek ki size gelmeye başlamış. Ona da bir değinebilirsiniz. Atlamak istemiyorum bir yeri de not almıştım, onlara bakıyorum. Şimdi ne yapabiliriz diye birkaç not aldım. Şimdi hepimizin kök inancı var mutlaka. Yani hala daha dönüştüremediği fark ettikçe dönüştürüyorum. Yaşam devam ediyor. İdrak ettikçe karşıma bir olay geliyor. Aa diyorum, tamam şimdi buraya çalışacağız. Yok demeyin yani, hepimizin var. O yüzden bugünden itibaren sürecime hizmet etmeyen negatif kalıplarımın, kök inançlarımın dönüşmesine niyet ediyorum diye başlıyoruz. Daha sonra para enerjisiyle uyumlanmaya niyet edin. Yani mesela paraya dokununca hemen elimizi yıkıyoruz fark ederseniz. Pis, para pistir enerjisi var çünkü. Hayır. Yapma ya, o paraya bir alın, uyumlanın, bir bakın. Yani her şey, ona bakarsanız her şey pis. Her şey el değiştiriyor yaşamda. Poşet tutuyorsunuz. O poşet kaç tane el değiştiriyor? Yani para pistir enerjisini de dönüştürelim. Ya da mesela bozuk para. Ya isme bakın, bozuk. Yani bozuk para değil, metal para. Yani kavramlarınızı bir gözden geçirin. Neler, mesela çocuklarınıza yaramaz diyor musunuz? Yaramaz, hareketli demek değil aslında. Yani işe yaramayan demek. Biz ne çocuğa kodlamış olduk? Ne bekliyoruz ondan sonra? Vay canına. Bir şöyle bir kelimeleri bir süzgece alıp böyle yaşamda ben ne diyorum yani, ezbere konuşmaktan, otomatik pilottan bir alıp şöyle bir dönem buna bir göz gezdirin. Kelimelerinizi bir süzgece alın derim. Niyet koyduğunuz, dediğim gibi kenara koyduğunuz paraları bu arada yatak odasında biriktirmeyin. Yatak odası yatay enerjidedir. Yatırım kelimesini de kullanmamanızı tavsiye ederim. Daha çok birikim, yatırım. Hep bunlar yatay enerjidedir. Parayı çoğaltmaz. Olduğu gibi tutar. Yani o enerji de orada durur. Artmasını istiyorsanız birikim diyeceğiz bunlara. Mutfakta kırmızı rengi kullanabilirsiniz. Bu arada hem mutfakta hem banyoda giderleriniz, gelirleriniz, bir bunlara bir bakın. Aynı çalışır. Bakın ev sembolde biziz. Ve banyo, mutfak direkt benim gelir ve gider alanlarım. Oraların seviyor musunuz mesela? Bakın, seveceğiniz hale getirin. Belki şu an değiştirme şansınız yok ama küçük dokunuşlarla mutlu olacağınız hale getirin evlerinizi. Onu Nasıl baksınlar mutfakta gelir ve gidere? mesela lavabolar tıkalı olmasın. Suyun gürül gürül aktığından emin olun. Suyu öyle kısık 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 kullanmayın. Yani şeyde hani yapıyorlar ya böyle ya tıkalı gibi yani. Ya da tıkalı da olabiliyor. Onları açmaları, musluk bozuksa, akıtıyorsa bir damla bile olsa o da bir enerjidir. Akıtmaması gerekiyor muslukların. Onları bir kontrol etmek. Yani bir sağlıklı çalıştığından emin olun. Çöpü görünür ve tezgah üstünde ve görünür bir yerde olmamasına dikkat edin. Olabildiğince küçük ve gözükmeyen bir yerde olması daha çok tavsiyemdir. Kırmızı renk kullanabilirsiniz mutfakta ama banyoda kullanmayın daha çok. Çünkü yine gideri arttırmaya yönelik enerjiyi çalıştıracaktır. Para biriktirdiğiniz yer ya da kutu, ben onu atölyede direkt tarif ediyorum da burada küçücük vereyim en azından. Siyah kutu olursa siyah sırrıdır, sır enerjisidir. Ve
çekim gücü de vardır. Kabe'nin örtüsüne bakın mesela, siyahtır. O da çok kıymetlidir. Orada birikim yapabilirsiniz. Niyet alarak yapın ve mutlaka bunun da sadakasını verin. Yani her fırsatta böyle sadaka vermeye gayret edin. Ya Allah'ım, işte bolluk ve bereketinin artması niyetiyle sadaka vermeye niyet ediyorum deyip çıkartın bir sadaka. Bir konuda şifalanma ihtiyacınız var. Bu işimin olması için sadaka vermeye niyet ediyorum, ama bak, sadakayı önden çıkartın. Bir rahatsızlığınız var, iyileşmek için sadaka çıkartın. Gördüğünüz o zaman fark edeceksiniz ki çok daha süreci hızlandıran bir enerji, sadaka enerjisi. Cüzdanlarınızda kimlikle kredi kartınızın aynı yerde olmamasına özen gösterin. Yani bu da yine ikili enerjinin birbirine karışması. Yani kimlik kredi kartı, kredi kartı da kimliğiniz olmasın diyoruz. Onun dışında fatura olmasın cüzdanlarda. Mıknatıs kullanabilirsiniz. Küçük mıknatıslar var böyle, cüzdanı onlardan kullanabilirsiniz. Kullanılmayan eşyaları söylemiştik zaten, onları atabilirsiniz. Ve niyet koyun. Yani Allah'ım, para, bolluk, bereket alanlarında doğru bir bilinçli olmayı bana nasip et. Yeteneklerimle kolaylıkla para kazanabilmeyi bana nasip et. Helal yoldan kolaylıkla bol ve bereketli para nasıl kazanabilirim? Sorun mesela, bunu yazıp yazabilirsiniz, asabilirsiniz ama buzdolabına asmayın. Buzdolabına niyetlerinizi sakın asmayın. Buzdolabı soğuk enerjidir. Direkt sıcak yerlere koymaya gayret edin niyetlerinizi. Aslında bir küçük niyet yapsak mı diye düşünüyorum. Çok Böyle bir güzel. meditasyon gibi. Çok çok güzel olur. Hakikaten. Baktım. Ama en son yapalım. Anlatım bittikten sonra yapalım bence. 15 dakika var, o yüzden dedim. Olsun. Yani kaç dakika sürecek niyet çalışması? Yaparız. Tamam, olur. En sona bırak. Bakalım. Olur. Şimdi yaptığınız işlerle ilgili de meslekleriniz severek yapma. Yani şimdi söylene söylene çalıştığınız bir işten gelen para ne kadar sağlıklı olacak? İşinizi de sevmeye dönüştürün. O yüzden dedim, hani yeteneklerimden para kazanabilmeye niyet ediyorum Allah'ım. Beni hangi fıtrat üzere yarattıysan. Çünkü severek çalıştığınız bir iş, gerçekten o para, bereket zaten biliyorsunuz. Hani çokluğu değil, onun genişlemesi, başka türlü oradaki bereket çalışıyor ve biz bunu maalesef atlıyoruz. Yani miktarlara çok takılıyoruz. Bu yüzden de sevdiğiniz işleri yapmaya gayret edin. Bol bol anne baba duası ve dediğim gibi eşler de mesela burada çok önemli. Özellikle hanımlar, eşlerinize çok dua edin. Çünkü rahim enerjisi çalışıyor. Dediğim gibi bir kadın eşinden ne kadar razıysa o adama o kadar para yağıyor diyebilirim. Yani aynı şekilde bir erkek hanımından ne kadar razıysa da manada o kadına o kadar yağıyor. Yani aslında biz, para erkekten geliyor olsa da kadının rızkı da para erkekten geliyor. Aynı şey. Yani o para sadece erkeğin değil. Yani kazanan sadece erkek gibi dursa, diyelim kadın çalışmıyor, erkek çalışıyor. O tek başına onun değil zaten. Orada onun içinde var, onun da rızkı. Haliyle bir kadın eşine kızıp öfkelendiği zaman orada kısıyor enerjiyi. Ona kısıyor. Farkında olarak yapmıyor bunu ama, bilinçli olarak yapmıyor. Direkt oradaki ona akış kesiliyor. Ve bir şekilde adamın işleri yolunda gitmemeye başlıyor. Zaten çalışmayan, yani ev hanımları, aşçı, bakıcı, temizlikçi, yani her şeyi yapıyor ve karşılığında bir gelir elde etmeden yapıyor. Hakikaten yani onları görmezden gelen erkekler adına üzülüyorum yani. Onları görmezden gelemezsin. Onlar en ağır işçiler. Çocukların bakıcıları, çocukların öğretmeni, çocukların hemşiresi, doktoru, evi çekip çeviren, evin ekonomi uzmanı, Her şey. yani evin sağlık danışmanı, her şey görmezden geliyor sistem, yani öyle olmaz. Onun için onların rızkı asıl, yani çalışmıyorlarsa eğer, eşleri tarafından veriliyor. Evet. Kesinlikle. Ya Eşleri zaten Allah tarafından veriyor. Yani onlara emanet edilmek üzere. Evet. zaten hani kadın üreten demek ya, hani dişil enerji üretir. Kadın üretmeli zaten. Kadın üretmediği anda kendini orada bloke etmiş oluyor.
Bugün baktığınızda çalıştıktan sonra eve çekilen hanımlar çalışmayı daha çok istiyor. Çalışmak daha kolay. Evde olmak, çünkü dediğiniz gibi mesai saati yok. Hep çalışıyorsunuz. 24 Hep de saat. yani tatil yok, izni yok. Her şey yani sürekli işe bağlı değil işte. Orada sadece kadın da kendi enerjisini ve değerini bilecek. Yani orada gerçekten birçoğumuzun bu değerle ilgili de ayrıca bir niyet koyun. Kendi değerimi fark etmeye ve hissetmeye niyet ediyorum. Şimdi aklen biliyoruz. Evet, tamam, ben değerliyim. Evet, anladım. Halifeyim. Dünyanın biriciyim. Ne dedik? Kainatta en çok bulunan şey ucuzdur. En az bulunan şey de pahalıdır. Bir şeyin değerini biçerken en az Evet. bulunan şeye göre bakıyoruz. Sen en az bulunan şeysin. En pahalı sensin o zaman. Bir tanesin çünkü. Allah bir tane yaratmış. Demek ki en pahalı olan benim. Benden başka her şey ucuz. Bu durumda ben her şeye sahip olabilirim zaten. Derdim sahip olmak değil ama. Şimdi orada halife bilincini sen koyduğun zaman muazzam bir sistem var. Yani ben ama bunu biliyorum. Şimdi ilmel yakin dediğimiz noktada bildim. Hissediyor muyum? Bakacağım. Değerli hissediyor muyum ben? Bunu biri bana hissettirmesini mi bekliyorum yoksa? Genelde böyleyiz çünkü. Birisi bana bunu hissettirsin istiyoruz. Hayır. Siz kendinizi önce hissettireceksiniz. Ne dedi? Şimdi ben elime alsam bir kaya parçasını, yani bu çakıl taşı da olsa, böyle gezsem sokakta millet der ki ne taşıyor acaba orada? Çok değerli bir şey herhalde. Bak, ben Evet. ona verdiğim muamele onu oraya taşıdı. Ben kendime de aynı. Ama kalkıp da elmasken çakıl taşı muamelesi yaparsam ben kendime, insanlar üstüme basıp geçeceklerdir. Yani oradaki değerimi gerçekten hissedip, mesela değersiz hissettiğiniz hiçbir yerde durmayın, çok net. Kesin diyaloğu, kim olursa olsun. Size önemsiz davranan hiçbir yerde durmayın. Sözünüzün dinlenmediği, ne dediğiniz, bir insan bakacak yani konuşurken ne diyor? Kalbiyle mi dinliyor sizi? Yoksa öyle hani dinlemek olsun, sıra bitsin de ben konuşayım demek için mi dinliyor? Gerçekten çok önemli. Siz nasıl değerinizi, bakın kitap dediniz ya orada, kitabı bir meblağ almadan verdiniz. Ne oldu? Karşı tarafta hak ediş de yok. İdrak da edemedi. Okusa da anlamadı belki. O yüzden bazen şey diyorlar, böyle işte bu tip ilimler daha ucuz olsun. Hayır, neden? Çok kıymetli bir şey. Eğitime verilen paralara bakıyorsunuz. Yani eğitime verilen parayı ben hiç acımazdım zaten, oldum olası. Bakıyorsunuz bir ehliyete verilen para bile değil. Ya da bir şey öğreniyorsunuz, daha fazlasını öğreniyorsunuz. Hayatı okumayı öğreniyorsunuz. Ben sadece bizim için söylemiyorum. Genel olarak bu tip ilimlerde insanı kendine yaklaştıran, önemli, değerli olan her şeyde bu noktada değer biçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada ilmin karşılığı değildir bu zaten. Naçizane fakirin vaktinin karşılığı. Öbür türlü ilmin karşılığını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz Bir zaten. harf Mümkün değil. öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Ali'nin sözü biliyorsunuz. Yani hakikaten ilimin şeyi yok, bedeli yoktur. Yok. İlim maddeyle ödenemez yani. Ki Hazreti Ali demişken diyor ya, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Şimdi o nokta dediği nokta B'nin altındaki nokta. Sonra mesela Nun harfinde üste çıkıyor ya, Kalem suresi Nun'la başlıyor. Kalem de elimde. Kalem, Nun harfi hokka gibi ya böyle. Direkt kainatın özden açığa çıktığını anlatıyor. Bakın bir nokta nerelere geziyor. Demek ki o zaman bu kadar ilim, bu kadar çok ilim beni özüme getirmeli. Yani ben bunu bildim, ne oldu şimdi? Ben kendime yaklaştım mı? Bir adım daha uzaklaştım mı, yoksa ona bakacağız. Eğer uzaklaştırıyorsa durmayın orada. Kim ne anlatıyorsa anlatsın. Eğer sizi kendinize bir adım yaklaştırıyorsa bir adım daha yaklaşın. Çünkü bütün hani bütün yollar Allah'a varır. Evet, tek yol Allah, bitti. Yani ilim dediğinde ona yaklaştırmalı. Bir adım daha. Ondan gayrısı da vakit kalabalığı, laf kalabalığı, vakit kaybı, başka bir şey değil. Haydi Diyorum, çok bir da niyet uzat gidiyorum. çalışması. Evet, niyet Haydi niyet yapalım. çalışması yapalım artık. Evet. Şöyle meditasyon gibi Evet canım. yapacağız. Gene ben bir size meditasyon müziği açacağım. Eşem. İyi mi ses? Evet. Evet, biraz rahatlayın. Şöyle bir bulunduğunuz ortamı fark edin. Sesleri, görüntüleri. Oturduğunuz sandalyenin rahat olduğundan emin olun. Gevşeyin. Ve nefesine odaklan. Burnundan girip çıkan nefese odaklan.
Nefes alırken karnın şiştiğini hisset. Verirken göğsünün indiğini hisset. Düşünceler gelebilir, gelsin gitsin. İzle sadece. Nefesine odaklan. Ve kök çakranla dünyanın merkezine bağlandığını hisset. Tepe çakranla da ilahi enerjiye bağlandığını hisset. İmgeleyemiyorsan niyet et sadece. Nefesteyiz. Kendi olağan akışında sürsün nefes. Kontrol etme. Ve şimdi bu meditasyonla ilgili bir niyet koyalım. Bolluk, bereket kavramlarımla ilgili nelerin çözülmesini istiyorsun? Neleri aşmak istiyorsun? Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Bununla ilgili bir niyet koy. Para, bolluk, bereket kavramlarımla ilgili tüm negatif duygularımın, kayıtlarımın, düşüncelerimin çözülerek şifalanmasına niyet ediyorum. Bolluğa, berekete, sevgiye, güzelliğe, şükre niyet ediyorum. Niyetlerinizi olmuş gibi görün. Zenginliğe niyet ettiyseniz artık zenginsin. Nasıl hissedersin? Bedeninde nasıl tepkiler var? Nasıl duyumlar var fark et. Niyetin gerçekleştiğinde etrafında kimler var? Kendini hem bu dünyanın merkezine hem de ilahi olana bağlı olarak hayal ederken güzel bir çimenlikte dolaştığını fark et. Ellerinde bolluk ve bereket tohumları ve niyetlerinin tohumları. Sağ taraftan babanızın size doğru geldiğini görün. Gülümsüyor. Sol tarafta annenizin size doğru gülümseyerek geldiğini görün. Yeteri kadar yaklaştıklarında dilerseniz ellerini öpüp rızalarını alabilirsiniz. Annen bolluğuna izin veriyorum deyip sol omuzundan tutsun. Baban da hareketli, bereketli bir hayatın olmasına izin veriyorum dediğini gör. Ve sağ omuzundan onu da tuttuğunu hayal et. Güvenli hissediyorsun. Ve şimdi niyetlerin tohumlarını tarlaya ekebilirsin. Sevgi tohumları, bolluk, bereket tohumları, konfor, ferah, rahatlık. Ne istersen ekebilirsin. Çok güzel bir yağmur yağsın şimdi. Tohumlar sulansın. Ve tohumların yeşerdiğini gör. Hisset. Ona şahit olmak nasıl bir duygu fark et. Yemyeşil bir bahçedesin. Tam karşında bir inek. Süt verdiğini gör. Güneş yukarıda göz kırpıyor ve çok güzel bir gökkuşağı beliriyor. Bu gökkuşağından yeşeren bu yeşilliğe çakralarında ne kadar çok enerji ihtiyacı varsa güneş enerjisinin bütün renklerinden oraya o enerjinin aktığını gör. Ve kafanı yukarı kaldırıp derin bir nefes aldığında bolluk ve bereket enerjisinin nefesle beraber bedenine geldiğini gör. Nefes gibi tutmaya çalışmıyoruz artık. Bolluk ve bereket her an benimle beraber. Ver nefesi
Al nefesi. Bu kadar kolay. İhtiyacın olan bütün enerjilerin hayatına geldiğini, alanında olduğunu fark et. Şükür duygusundasın. Allah'ım, verdiğin bütün nimetlerin için sonsuz şükürler olsun. Maddi manevi zenginlikler için kendime izin veriyorum. Bizi hem bu dünyada hem ahir dünyada ilmen, ahlaken, madden ve maddeten zenginlikle süslediğin kullarından eyle. Amin. Yine bir nefesine odaklanıp gelebilirsin. Arada bir böyle nefesi yaparken, o nefes çalışırken içinize o papara enerjisinin, bolluk enerjisinin geldiğini hissedin. Arada bir yapın bunu, güzel olur. Bolluk enerjisi, bereket enerjisi inşallah hep birlikte aksın sevgili canlar. Evet, güzel canım. Çok güzeldi. Yine çok güzeldi. Bize bu katkıların için şahitlik ediyorum ben de. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Güzel insan. Dinleyecek olan canlar da anında size etkili olacak. Her şey anda. Evet, şimdi videoyu kaydediyorum. Nagihan canımı, Nagihan hocamızı takip etmeyi unutmayın sevgili canlarım. Lütfen takip edin. Oradan eğitimleri de öğrenebilirsiniz. Oradan kitabı da öğrenebilirsiniz. Mutlaka niyet kitabını edinin. Şöyle bir kenarda dursun. Dönüp dönüp bakın. Tekrar tekrar. Niyet önemli. Her konuda bunu yıllardır, değil mi? Niyet. Niyet. Her şeye başlarken niyet. Her işin başı niyet. Her Ve işin gerçekten başı. Hayatımız, yani bugün de dünün niyetini yaşıyoruz. Yani o yüzden buna da niyet ettik aslında. O zaman çok güzel bir şekilde de bundan sonrasına niyet edebiliriz. Değersizlik duygumun dönüşmesine niyet ediyorum gibi. Yani kendimi en iyi halimle yaşamaya niyet ediyorum. En iyi beden formunda yaşamaya niyet ediyorum. Bir sürü niyet. Bu arada bu önümüzdeki hafta, yani pazartesi günü bolluk ve bereket, denge, hepsi içinde bir atölye hazırladım. Normalde ayrı ayrıydı bu atölyeler. Hepsini birlikte sentezledim. Yazın eğitim vermeyeceğim. Bir ara olacak. O yüzden pazartesi günü bolluk ve bereket, çarşamba günü de okuma eğitimimiz başlayacak. Okumanın içerisinde hem rüya, hem hastalık okuması, duygu okuması, rüya okuması, böyle bütüncül bir okuma eğitimi o da olacak inşallah. Dokuzuncusunu açacağız. Tamam. Sınıfımızı açtık. Çarşamba günü de nasipse ona başlayacağız. Bu şartlardaki son eğitim olacak. O yüzden düşünenler varsa, emin olmayanlar, kararsızlar da rüyasına sorabilir. Allah'ım, bu ilmi almalı mıyım ben diye de sorabilirsiniz. Kalben anlamaya niyet edebilirsiniz. O da kesin cevap geliyor. Bu arada sadece niyetleri rüyaya değil, gündüz de sorabilirsiniz. Bir mesajla anlamaya niyet ediyorum dediğinizde de çok güzel cevaplar geliyor gerçekten. Sorduğumuzda cevaplar gelir. Evet. Yeter ki soralım. Şimdi videoyu kaydettiğimde şifa rüya sevgili canlar. Nagihan Şanlı göreceksiniz. Zaten video onun sayfasında da çıkacak. Benim sayfamda da çıkacak. Çok kolay, yani benim Mukaddes Pekin Baş değil ve Şifa Rüya diye göreceksiniz. Hemen tıklayıp takibi alabilirsiniz. Daha sonra izleyecek olan canlarımız da artık cuma günleri yavaş yavaş, herhalde Mayıs ayında herkes yavaş yavaş şey yapmaya başladı, dağılmaya başladı. Onu görüyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyorum güzel can. İyi ki varsın. Videoyu hemen kaydediyorum. Yarın daha sonra YouTube kanalında izleyecek olan bütün canlara da şifa olsun diyorum. Amin. Görüşmek üzere sevgili Görüşmek canlar. Üzere.